Hemşerim memleket nere? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadın hemşerim memleket nere? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadın. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem ve yine keyifli bir İngilizce videosuyla birlikteyiz. Evet, Videonun başında size bir Barış Manço şarkısıyla giriş yapmak istedim. Rahmetli Barış Manço'nun da çok sevdiğim bir şarkısıdır. Hemşerim memleketlere, bu dünya benim memleket dediği parça aslında bugünkü konumuzun ipucu. Yani ülkeleri öğreneceğiz hep beraber. Ve siz bu videonun sonunda artık ülkeleri çok rahat bir şekilde karşınızdakine Nereli olduğunu sorabileceksiniz ve kendinizi de bir tık daha tanıtmış olacaksınız. Evet, o zaman başlayalım. Şimdi memleket nere bacım dediğimiz zaman <laughs> karşımızdaki tabii ki bizden bir şey anlamıyor. Çünkü bunun İngilizcesini sormamız gerekiyor. O zaman hemen size İngilizcesini söylüyorum. Where are you from? Where are you from? Beni birlikte hemen tekrarlayın lütfen. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Güzel. Bakın ne kadar adım adım ilerledik değil mi? Hi, hello, how are you? What's up? Bunları öğrenmiştik. Kendimizi tanıttık. Diğer videoları arkadaşlar eğer bu videodaysanız lütfen geriye dönük izleyin. Eğer sıfırdan başlıyorsanız ve şimdi de ne, nereli olduğunu soruyoruz karşımızdakinin. Where are you from? Nerelisin? Yes. Demek ki neymiş arkadaşlar? Where are you from? Evet, peki işte Türk'üm, Alman'ım, hola, bonjourno, Fransız'ım derken nasıl söyleyeceğiz biz bunları? İşte hemen cevap geliyor. Evet arkadaşlar, burası ülkeler. Yani countries. Countries, ülkeler. Burası milliyetler. Hani ben Türk'üm, İngiliz'im, Fransız'ım derken bu kısımdakiler. Yani nationalities. Nationalities. Bunun çok çok öğrencim o konuşunda sıkıntı yaşar. Bakın şu şekilde. Nation, nation. Şurada bir ali saklı. Nation, nationally, nationally, nationalities. İşte bu kadar. Nationalities, countries and nationalities. Countries, countries'lerden bahsederken where are you from dedik değil mi? Where are you from? I am from cevabımız böyle bakın. I'm from kısaltılmışı, emin kısaltılmışı. O yüzden biraz yutuyoruz. I'm from I'm from Turkey. Şurası. Şimdi bu ülkelerin okunuşlarını söyleyeceğim. I'm from Turkey. Where are you from? I'm from Turkey. Where are you from? I'm işte Where are you from? I'm from England. Ama şurayı söylerken şöyle diyorum ki ben Türk'üm. I'm Turkish. I'm English. Bunlar bu şekilde. I'm from. Bakın burada from yok. Buna dikkat edelim olur mu? I'm from Turkish. Uh -uh, yanlış. I am from Turkey. I am Turkish. I'm Turkish. İşte bu kadar. Burada başka bir soru daha var. O ne acaba? Where do you come from? Where do you come from? Uh, bu da aslında şöyle arkadaşlar. Yani ee, where are you from? Aynı, birazcık demode bir kullanım, aktif olarak kullandıkları şey. Where are you from? Sizin de bunu bilmeniz yeterli. Bazen böyle yurt dışında beni böyle yabancı falan zannederler. Orada işte Where are you from? Ben derim ki I'm from Turkey. Okay, but what is your nationality? Tamam ama milliyetini. I'm Turkish diyorum. Ben buna çok şaşırırlardı. Ee, I am from Turk. I'm from Turkey. I am Turkish. Ben de gururla Türk olduğumu söylerdim. Evet arkadaşlar, şimdi ülkelerimize geçelim. Okunuşlarını öğrenmeniz için benimle birlikte lütfen tekrarlayın, olur mu? Ee, şöyle yapayım, önce size bunların e, bir Türkçe'lerine söyleyeyim. Siz notlarınızı alabilirsiniz ben söylerken. Turkey, Türkiye, Türk, ha? England, İngiltere English İngiliz Frans Fransa Frans Bakın benziyor zaten. Kısa kesiyorsun sadece. Frans Fransa French Fransız French. French. French China China Çin Chinese Chinese <laughs> Chinese Güzel Germany Germany. Bu da Almanya. German. Alman. Germany Almanya, German Alman. Greece. Greece. Komşumuz Greece. Yunanistan. Greek. Yunan. Italy. Buongiorno. Italy. Italian. İtalya. İtalya. İtalyan, İtalyan, İtalyan. Güzel. Spain. Spain İspanya arkadaşlar. Spanish. Spanish İspanyol. Güzel. Japan. Japan Japonya. Japanese Japon. Japanese. Güzel. Russia. Russia Russian, Russian, Russia, Russia, Russian, Rus. Devam edelim. Aa, burada iki tanesinde ''d'' var. Bunlar ne acaba? Evet arkadaşlar, United States of America, the USA. Amerika'nın başında ''d'' var. Bu ''d''ları da sonra anlatacağım ama bazı ülkelerde birkaç tane, bir iki tanesi buraya ben yazdım. Bir de Netherlands var, işte Hollanda. The USA, Amerika Birleşik Devletleri derken de ''d'' var başında. Bunu unutmayın lütfen. The USA, the USA, the USA. Amerika, the USA. Amerika da de denilebilir bu arada. Buraya yazmadım, yerim kalmadı. Siz zaten bu listenin devamını internetten de bakabilirsiniz. Daha çok farklı ülkelerde göreceksiniz. Ben böyle birkaç tane temel yazdım sadece. The USA, American. Ama buraya Amerika da diyebilirim arkadaşlar. Evet bu Amerika demekmiş. Peki buna bakalım. Bu da the UK yani United Kingdom. Bakın bunda da var. Birleşik Krallık. Yani İngiltere'de. Bu da British İngiliz. British. The United Kingdom ve the, U the USA de the var. Bunu unutmuyoruz. Evet. Şimdi sıra sizde. <laughs> sıra sizde. Ne yapıyoruz? It is your turn. Bunu da öğrenelim. Evet. Sıra sizde arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ben söylüyorum. Hep beraber birlikte Tekrar beni, benimle tekrar okay, repeat after me, please. For the pronunciation, it is necessary. Let's get started. Turkey. Turkey. Turkish. Turkish. England. England. English. English. France, France, French, French, China, China, Chinese, Chinese, Germany, Germany, German, German, Greece, Greece. Greek, Greek Italy, Italy, Italian, Italian, Spain, Spain, Spanish, Spanish, Japan, Japan, Japanese, Japanese, Russia. Russia, Russian, Russian. The USA, the USA, American, American. The United Kingdom, the United Kingdom, British, British. Harikasınız. İşte bu kadar. Demek ki, where are you from? I am from. I'm from bakın bitiyorum oradaki Emi. I'm from Turkey. I am Turkish. İşte bu kadar arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar kolay? Demek ki şimdi ne diyoruz karşımızdakine? Where are you from diye soruyoruz ve I'm from Turkey. I'm Turkish. Eğer karşımızdaki England'sa I'm from England. I am English diyecek bize değil mi? Ya da Fra Fransızsa I am from France, I am French diyecek. Eğer hmm, Çinli ise I'm from China, I'm Chinese. Bu kadar. <laughs> evet. Bu arada hemen küçük bir not. Burada yazmış olduğum nationalitler aynı zamanda o dilin konuşulan dili de. Bazıları hariç, işte bir Kanada mesela iki dil konuşuyor, Fransızca, İngilizce de aynı zamanda onun dili ama genelde arkadaşlar bunlar diller. Mesela ne diyorsunuz? I'm from Turkey, I'm Turkish, I speak Turkish. Ya da I'm from England, I'm English, I speak English. Bunun gibi işte dillerle milliyetler hemen hemen aynı. Evet... Şimdi küçük bir egzersiz yapacağız sizinle. Ee, hemen o egzersizimizi birlikte yapalım. Ben size e, şöyle tahtayı saklıyorum. Gör, şöyle ben tahtayı saklıyorum. Tahtayı görmeyin. Hatta sileyim olmazsa. <laughs> evet. Yok. Şimdi ben size arkadaşlar e, ülkeyi söyleyeceğim. Siz bana nationalitiesini söyleyeceksiniz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. China. Chinese. Harikasınız. France. French. Evet harikasınız. Germany. German. Evet harikasınız. Turkey. Turkish. Güzel. The USA. say? American. Harikasınız. Spain. Spanish. İşte bu. Italy. Italian. Harika. Ve son olarak Greece. Greek. İşte bu kadar. Ve sizler bugünkü dersi tekrardan e, tekrar ederseniz arkadaşlar bugünkü anlatılanları hiçbir şekilde unutmazsınız. Ve diyalogları da Birazcık daha ilerletmiş olursunuz. Evet. Şimdi bir tane daha size söylemek istediğim bir nokta var. Bu konuyla ilgili. O da şu arkadaşlar. Where are you from sorusunu bazen de çok böyle yutarak söyledikleri için şu şekilde kullanıyorlar. Tahtada yazmadan söylüyorum. Where Where are you from? Where are you from? Where are you from? Yani artık arı bile çıkarmışlar aradan. Araya sen ara, e, ara sen çık aradan demişler ve where are you from? Bakın where are you from? Orada are yok. Genelde Amerikalılarda kullanırken where are you from? Where are you from? Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz, duyabilirsiniz. Yanlış diye düşünmeyin. E, bu şekilde sizin de cevabınız yine aynı şekilde I'm from Turkey, I'm Turkish diye devam edecek. İşte bu kadar arkadaşlar. Bugünkü öğrendiklerimizle artık güzel diyaloglar kurabilirsiniz. Devamı gelecek. bugünkü izlediklerinizle artık siz de diyaloglarınızda birazcık daha keyifli ilerleyebilirsiniz. Memleket nereyi siz de sorabilirsiniz ve cevap da verebilirsiniz ve devamları dersimizin devamını takip etmek ve kaçırmamak için Lütfen abone olmayı unutmayın. Hmm, ayrıca günün ifadesi cümlesini söylüyorum. Yorumlarınıza da cevaplarını bekliyorum. Hazırsanız geliyor. Hadi bakalım bilenler yorumlara yazsın lütfen. Long time no see. Evet, bunu biliyorsanız long time no see e, hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Take good care. Bye.